Neşeli bir dizi, güzel güzel ilerliyor. Birden bum, gözyaşımız pıt. Kafamıza soru işaretleri de oluştu. Yani sandık kokusu gerçekten tüyleri diken diken yapan bir iş. İkisinin kaleminden çıkacak bir işin bizi etkilememe ihtimali yok diye düşünüyorum. Bizim arada sinir uçlarımızı oynayan bir karakter olacak kendisi. 6 Aralık Çarşamba günü Show TV'yi açıyoruz. Sandık kokusunu asla kaçırmıyoruz. Hello, hepiniz Show Kuşu'na hoş geldiniz. Ben Burcu. Öncelikle şu iki havalı afişimizle başlamak istiyorum. Bir tarafta çok konuşulacak anne kızımız, bir tarafta da görkemli başrol oyuncularımızın yer aldığı afişler. Bir maşallahınızı alırız. Tabii ki konumuz sandık kokusu. 6 Aralık Çarşamba akşamını umarım plan yapmamışsınızdır. Buradan tekrar duyuralım. Çarşamba akşamı sandık kokusu başlıyor. Bugün de yeni yayınlanan tanıtımı konuşup ufak ipuçları vereceğiz. Hazırsanız başlayalım. Tanıtımda siz de şu enerjiyi almadınız mı? Yani en azından ben öyle hissettim. Hem yer yer gülüp eğlenip böyle renkli anlar yaşayacağımız bir iş. Bazen de mendili elimizden düşüremeyip gözyaşlarına boğulacağımız bir iş gibi geliyor bana. Niye diyeceksiniz? Şimdi tanıtımda önce Demet Akbağ'ın böyle hastaneye gidişini çok böyle güzel bir şarkıyla, renkli anlarla izliyoruz. Çocuk sevilmez mi ama ben bakamam yani. Şu an bana ihtiyaç var mı? Yok. Neşeli bir dizi, güzel güzel ilerliyor. Birden bum, gözyaşımız pıt, acıklı olaylar. İşte sandık kokusu da aslında bizi böyle duygudan duyguya sürükleyecek bir iş. Ben öyle hissediyorum. Tanıtımda Karsu'nun oğlunun kaybolduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ve bu acı olay aslında anne kız arasında kapanmayacak bir yara açıyor. Çünkü Karsu oğlunun kaybolmasında annesini sorumlu tutuyor. Zaten ilk tanıtımda da biz bu anla ilgili kısa bir sahne izlemiştik. Oyunculuk şovda hatırlıyorsunuz. İzlemeyenler varsa bu videodan hemen sonra dönüp bir onu mutlaka izlesin. Hatta orada bu kavga esnasında işte Karsu'nun annesine söylediği ablam sana iyi yapmış, ne yapmışsa gibi bir sözü vardı. İkili birbirine sert şeyler söylüyordu. Bu tanıtımda da hatta Filiz diyor ki ben asla onu affetmem. Anne kız arasında ciddi sorunlar var. Hatta anne kızları arasında ciddi sorunlar var. Bunların ne olduğu konusunda ikinci tanıtımda da iyicene merakımız arttı. Kafamıza soru işaretleri de oluştu. Karsu'nun oğlunun kaybolmasıyla beraber aslında herkesin hayatı alt üst oluyor. Sandık kokusu da zaten bize Adana'da başlayıp İstanbul'a uzanan hayata yeniden başlama, yeniden ayağa kalkma hikayesini anlatıyor bir ailenin. Ama aslında umut dolu bir hikaye. Her ne kadar arada gözyaşı dökecek olsak da, duygulanacak olsak da bir taraftan da umut veren bir hikaye. Bir de tabii ki kapatmadan Karsu'nun şu çok çarpıcı sözünü bir hatırlamak istiyorum. Sen hiç evlatlarından birinin ölmüş olmasını diledin mi? İnsanın gözünün hep yolda olmaz. Ne demek sen biliyor musun? Yani sandık kokusu gerçekten tüyleri diken diken yapan bir iş. Ben ilk senaryosunu okuduğumda birkaç saat etkisinden çıkamamıştım. Zaten şu sözü duyduktan sonra nasıl etkisinden çıkalım? Anne ve çocukları arasında yaşanan çok sarsıcı olayları ekrana getirecek. Zaten senaristlerimiz Melis Civelek ve Zeynep Gür ikisinin kaleminden çıkacak bir işin bizi etkilememe ihtimali yok diye düşünüyorum. Tanıtımda tabii ki dikkat çeken başka detaylar da var. Mesela Necip Memilli. Necip Memilli Karsu'nun kocasına hayat veriyor. Çok dikkat çeken, böyle bizim arada sinir uçlarımızı oynayan bir karakter olacak kendisi. Onu da merakla bekliyoruz. Soracaksınız, Metin Akdülger nerede? Afişte çünkü gördük, tanıtımda yok. O da sizi şaşırtacak bir şekilde karşınıza çıkacak. Sadece biraz daha heyecan uyandırıp öyle gelecek. Onu da heyecanla bekliyoruz. Sandık kokusu gerçekten çok çarpıcı bir hikaye. Önümüzdeki videolarda birçok ipucu vereceğim. Şimdilik bununla sınırlı bırakıyorum. Çok heyecanlı kaçmasın diye. Bizi duygudan duyguya, heyecandan heyecanı sürükleyecek bir iş geliyor. O yüzden ne diyoruz? 6 Aralık Çarşamba günü Show TV'yi açıyoruz. Sandık kokusunu asla kaçırmıyoruz. Önümüzdeki videolarda biraz daha konuşmaya başlayacağız. Merak etmeyin. O yüzden bir sonraki sandık kokusu videosuna kadar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.